Evet değerli dostlar, güzel insanlar, herkese merhabalar. Selamun aleyküm. Nasılsınız, iyi misiniz? Şimdi kusursuz bilanço açıklayan şirketleri sizlere göstermeye çalışıyorum. Bir üstünden geçelim. Bir bakalım hangi şirketler kusursuz bilanço açıklamış. Ya hocam kusursuz diyorsunuz, neye göre diyorsunuz? Şimdi sizlere söyleyeceğiz. Öz kaynağını artıranlar, hem yıllık bazda hem çeyreksel bazda, net karını artıranlar, hem çeyreksel bazda hem yıllık bazda, satışlarını artıranlar, FAVOK'unu artıranlar, brüt kar marjını artıranlar, FAVOK marjını artıranlar, net kar marjını artıranlar. Hemen böyle bir örnek olarak göstereyim sizlere. Bobet mesela. Burada çeyreksel satışlara baktığımızda bir önceki çeyreğe göre bir de bir önceki çeyreğin aynı yıla göre satışlarını arttırdığını görebiliyoruz. FAVOK'unu arttırdığını görebiliyoruz. Çeyreksel net karını arttırabiliyoruz. İşte yani böyle tarihi zirvesinde gerçekleştirdiğini görebiliyoruz. Brüt kar marjı işte bir önceki çeyreklere göre daha üst seviyelerde olduğunu görebiliyoruz. Yani biz yıllık ve çeyreksel bazda kıyaslıyoruz. Mesela çeyreksel bazda 10.94 iken cari dönemde 17.88 olmuş. Bir önceki dönemde 7.91'miş. Yani bir önceki yılın aynı döneminde 7.91 iken şu an 17.88. Aynı şekilde brüt kar marjı, aynı şekilde FAVOK marjı, aynı şekilde öz kaynak karlılığı. İşte bunlar bizim için kusursuz. Yani özet tabloda bizim görmek istediğimiz şeyler, yani bizim görmek istediğimiz bilançolar bu şekildedir. Hemen gelelim listemize, bir bakalım listemizde hangi şirketler varmış. Bunlar gün geçtikçe, zaman geçtikçe, haftalar, saatler, aylar geçtikçe böyle daha birçok önem arz edecektir. İnsanlar artık buradaki şirketlere yavaş yavaş kayacaklarını söyleyebilirim sizlere. Çünkü bilanço beklentisi, ya bu bilanço kusursuz geldi. Bir sonraki bilançoda eğer ki öyle bir şey gelir ise, ki kimse bilmez, gelir ise bu şirket ciddi anlamda hisse fiyatında bir hareketlilik olur tarzında yorum yapıyoruz bizler. Tamamıyla işte aracı kurumlar da aynı bu kafadadır. O yüzden buradaki görmüş olduğunuz şirketler, tabii şimdi 3 kat, 5 kat, 10 kat gitmiş şirketler de vardır. Ama bizim için işte tekniği de iyi olacak, işte hikayesi de olacak. Öyle şirketler kovalamak gerekiyor. Şimdi buradan üstünden geçecek. Yani burada 13 tane kalem var. 13 kalemin 13'ünde yükselmişse, işte öz kaynağını arttırmışsa, net karını arttırmışsa, favokunu, satışlarını arttırmışsa 13'te 13 çıkacak. 13 puanın altında işte ya bir tanesinden mesela darbe yemiş. Yani mesela brüt kar marjında çeyrekselde Adel darbe yemiş ama diğerleri kusursuz gelmiş, yani arttırmış. Güzel. Ama bizim önceliğimiz 13'te 13 puan alan şirketler. Şimdi böyle baktığımızda ilk sırada Anadolu Efes varmış. İkinci sırada Aksa. Üçüncü sırada Aksu Enerji, Alcatel. Bu saçma, bir ismini bile bilmediğim bir şirket. Ataşi, bir grafiğine de bir bakayım dedim. 13 kat, 20 kat gitmiş ya bir yılda. Yani bu nasıl, ne iş yapıyor, ne yapıyor, ne diyor, lotu mu az, şey mi az, bir şey mi yap, 15-20 kat gitmiş. Her neyse, ismini bile bilmiyorum yani. Avgeo, Avot, Bobet, Biryat, Diginmo, Doğaş, DızGO, Elite, Gleyho, İmaşmi, İttifak, Koç Holding, Konka, Kront, Kristal, hemen gelelim böyle aşağı doğru. Makim, Marka, Mipas, Natural Gaz, Odaş, Pegasus, Sabancı Holding, Sayaş, Seleç, Smart, Tuaso. Bitti mi? Evet, bitti. Tuasoya kadar kusursuz bilanço açıklayan şirketler bunlardı. Bence bunların ekran görüntüsünü alın, yanınızda bulunsun değerli dostlar. Bunlar bizim için önem arz ediyor. Çünkü yarın öbürsü gün böyle bilanço zamanı yaklaştıkça, işte 1 ay, 2 ay, 3 ay yaklaştıkça artık buradaki şirketlerin ciddi anlamda bir pozitif ayrıştığını görebilme durumumuz söz konusu olabilir. Tabii şimdi bu süre zarfı içerisinde endeks yükseliyormuş gibi yapıyor. Ama yükselirken endeks düzeltme yapıyor. Değişik bir şey. İşte bankaları alıyor. Bankalar giderse işte hisseler genel itibariyle ne yapıyor efendim? Düşebilme durumları söz konusu olabilir. Tabii bizler de bankalara yatırım yapmadığımız için ne yapacağız? Yapacak bir şey yok. Biz de ucuz görmüş olduğumuz şirketleri bildiğimiz kadar toplayacağız yani. Evet, elimizde güzel hikayeler var. Güzel konuklarımız olacak. Bu süre zarfı içerisinde teker teker sizlerden bahsedeceğim. Bu video benden bu kadar değerli dostlar. Bu videoyu beğenirseniz beni mutlu edersiniz.
Takip etmeleriniz varsa takip etmeyi de unutmasınlar. Bir sonraki videoda görüşelim, tamam mı?